Merhaba değerli konuklar, değerli izleyiciler, televizyonların başında değerli izleyiciler, takip edenler, hepinize hayırlı akşamlar diliyor. Gönlünüzün ve evinizin huzurla dolu olmasını niyaz ediyorum. Sohbetimize dün bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü Allah'ın bize yapın dediklerini sıraladık. Yapmayın dediklerinin de bir kısmını söyledik. Diğer kısımlarını anlatmaya devam edelim. Bir yasaklama da, Cenab-ı Hakk'ın bir yasaklaması da gıybet etmek. Gıybet nedir dediğimiz zaman, yani gayb kelimesinden gelir. Huzurda olmayan birisinden bahsetmeyi dinimiz yasaklar. İstediğiniz şekilde konuşun, fark etmez. Yani yanımızda olmayan birisinin gıyabında, yokluğunda konuşmak dinen haramdır. Cenab-ı Hak yasaklıyor ve diyor ki وَلَا يَعْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, bir kısmınız bir kısmınızı çekiştirmesin. Örneklemesini de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gündelik hayatından verebiliriz. Hazreti Ayşe validemizle birlikte yürürlerken yanlarından bir bayan gelmiş, geçmiş ve kadın Hazreti Ayşe'ye selam vermiş. Geçtikten sonra Hazreti Ayşe geriye dönüp bakmış kadına, sonra Peygamberimize dedi ki ne kadar da kısa boylu bir kadın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biraz üzüldü. Tükürür müsün ey Ayşe diye söyledi Hazreti Ayşe'ye. O da tükürdü ve bir parça kan fıtısı gibi bir et ağzından çıkmış. Bu nedir ya Resulallah, endişeye kapılmış. Bu Müslüman bir kardeşinin dedikodusunu yapmaktan dolayı, gıybetini yapmaktan dolayı onun çiğ etini yemenin bir belirtisidir dedi. Yani bir insanın görüntüsünü bile dedikodu konusu yapmak, görüntüsünü bile, yani bırakın aleyhinde bir sürü şeyler söylemeyi, görüntüsü konusunda fikir beyan etmek, ötekileştirmek, değersizleştirmek anlamında fikir beyan etmek haram. Bu, şimdi bir insanın boyu kısaysa o onun tercihi değil ki, onu yaratan öyle yaratmış. Yani gözü sakat olan, ne bileyim ayağı engelli olan, boynu kısa olan, boyu kısa olan Allah'ın kararıdır. Kısa boylu bir insanı kısa boylu diye nitelendirerek onu bir ötekileştirme ameliyesi tamamen Cenab-ı Hakk'ın yaptığına itiraz demektir. Onun için haram. Yani Allah öyle yaptı, sen onu Allah'ın yaptığını beğenmiyorsun. Allah'ın yaptığını beğenmemek kadar korkunç bir son olamaz zaten. Demek ki gıybet etmenin önemi burada. Yasak olmasının nedeni burada. Yani bir insana, bir insanla ilgili bir şey söyleyecekseniz onu kendisine, yüzüne karşı söyleyin. Onda hiçbir bir beis yok. Ama gıyabında çekişmek. Hatta bazen öyle insanlar var ki bir bakıyorsunuz birisinin aleyhinde atıp tutuyor. Biraz sonra o adam geliyor, başlıyor ona iltifatlar yağdırmaya. Buna da riya derler. Bu riya da ayrıca bir haramdır. Ona zaten geleceğiz. Yani kişi, Müslüman birisiyle ilgili konuşurken dikkat edecek. Orada olmayan bir insanın kulağına gittiğinde onu rahatsız edecek bir lafı hakkında sarf etmeyecek. Olay bu. Bir başka yasak, kendini beğenmişlik ve kibir de yasaktır Kur'an-ı Kerim'de. Genelde bazıları yürüyüşüyle kendisini bir farklı konuma getirmek ister. Onlara hitaben bütün kibirlenenlere, bu bir Allah'a karşı bir küstahlıktır. Küstahça kibirlenenlere Allah çok ağır bir şekilde örneklemeler veriyor. İşte diyor ki وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَ, öyle kendini beğenmiş bir şekilde yeryüzünde yürüme. Öyle yani ufak dağları sen yaratmışsın gibi bir havayla gezme. اِنَّكَ لَنْ تَحْرِكَ الْاَرْضَ, İstediğin kadar adımlarını yere güçlü vur, yeri yaramasın. وَلَنْ تَبْلُوَ الْجِبَالِ تُولَى,
uzunluk, uzun boyunla da herhangi bir dağa ulaşamazsın. Binaenaleyh haddini bil, acziyetini kabul et ve tevazuyla yürü. Zaten daha önceki sohbetimizde temas etmiştik. Yeryüzünde tevazuyla yürüyen Allah'ın has kulları var. Onlara özel ikramlar olduğunu söylemiştik. Demek ki yeryüzünde dışarıda gezerken, dolaşırken insanlardan farklıymış gibi bir konuma girmemek gerekir. Bu da bir ahlak kuralıdır, bu da dini bir kuraldır. Kendini farklı görmeyeceksin, görmeye çalışmayacaksın. Mesela bazen birine bir şey söylenir de o hiddetlenerek der ki bana da mı ya, bana nasıl söylersin? Yani başkasına söylersin ama bana söyleyemezsin. Bu kibrin zirvesidir, öyle şey olur mu? Bunu nasıl söylersin derseniz, bunu niye söylersin derseniz ama bunu bana nasıl söylersiniz? Yani sen bir farklı bir şey misin? İnsanlar birbirlerinden farklı olamazlar. Çok vurguluyor bunu Kur'an, defalarca vurguluyor. Yani bir damla sudan yaratılmış. Hepsi aynı şekilde dünyaya gelmiş. Yani birisi bir anne ve babadan herkes dünyaya geldi. Birisi sade anneden, sade babadan dünyaya gelmemiş ve ona farklı bir melekler getirmemiş. Hepsi aynı usulle dünyaya gelmiş. Aynı usulde de devam ediyor. Yani yemesi, içmesi, yatması, kalkması bir farklılık yok. Farklılık olmaz. Farklılığın illa olmasını istiyorsak, o işte dün söylemiştik. Festebigul hayrat, hayrat yapmaya, iyilik yapmaya koşuşturun ve o konuda yarışın, yarıştırın. Orada en ileriye giden o değerlidir ama onu da ben senden değerliyim deme hakkını vermez. O değer öteki tarafta, öteki dünyada bir anlam ifade eder. Onu takdir edecek, değerlendirecek olan da Allah Teala Hazretleridir. Çünkü öyle yaparsak ne olur? Bak şu olur. اِنَّ اللّٰهِ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Allah Teala asla böyle kibirlenenleri, böbürlenenleri, ortalıkta böyle esip duranları asla sevmez. Kibir bunun için haram. Bir başka yasak, bozgunculuk, anarşi, terör, ortalığı karıştırmak gibi işler. Çok net bir biçimde Cenab-ı Hak. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ. Yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışma, fesat arama, fesatlık çıkarma, bozgunculuk yapma. Çünkü اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Allah Teala bozgunculuk yapanları, bozgunculuk çıkaranları, bozgunculuk peşinde dolaşanları, bozgunculukla birbirine destek verenleri asla ve asla sevmez. Diyebilir miyiz ki Allah bizi sevmesi sevmesin? Diyebilir miyiz ki? Diyemez, kimse diyemez. Derse de yalan olur. Çünkü en ufak bir sıkıntıda başvurduğumuz gene Allah'tır. Yani hiç bir zaman Allah'ı hatırlamayan nice insanlar bildi ki mesela o Ağustos depreminde herkes Allah Allah diye bağırdı. Yani çünkü Allah bizim geldiğimiz yerdir Allah. Döneceğimiz yer de orasıdır. Ama kimisi rahmetine dönecek, kimisi gazabına dönecek. Biz yaşayacağımız hayatla Allah'ın sonunda mutlaka döneceğimiz Allah'ın rahmetine dönebilmeyi hedeflemeli ve ona göre gayret sarf etmeliyiz. Bunun için yeryüzünde bozgunculuk çıkarabilecek, iki kişinin arasını açabilecek, iki kişiyi birbirine düşman edebilecek, öyle bugünün terimiyle asparagas haberleri yaparak insanların özeliyle meşgul olmak, insanları küçümsemek, insanları ötekileştirmek, değersizleştirmeye çalışmak, bütün bunlar haramdır. Bunlar Müslüman yapamaz. Oruçlu insan hiç yapamaz, hiç yapmamalı. Ama nice oruçlular vardır ki işi gücü fitne ve fesat, ortalığı birbirine katmak, birinin yanlışını arayıp bulmak, birine yanlış bulamasa yanlış isnat etmek. Bütün bunlar Kur'an'ın şiddetle yasakladığı hususlardır ve böyle davranışların hiçbirini hiçbir peygamberde göremezsiniz. Peygamberler bütün insanlığın örnekleridir. İnsanlar peygamberlerin örnekliğinde yaşadıkları sürece mutlu olurlar ve ahlaki
yüceliğe erişirler. Peygamberden sarf nazar eden insanların kendi tutturacakları hayatın sonu da yok ve gülünç duruma düşmekten başka da bir çıkar yolu yoktur. Bir başka yasak Cenab-ı Hak'ın bize bildirdiği kıskançlık ve çekememezliktir. Yani ondan niye var, bende niye yok? O niye öyle, bu niye böyle? Bunlar çekememezlik bu, haset bu. Öyle ki haseti insanın Efendimizin ifadesiyle haset etmek, insanın var olan bütün iyi amellerini yangına çevirmektir. Yakıp tüketmek demektir, haset etmek. Birini haset ettiğiniz zaman, birini kıskandığınız zaman sizin amelleriniz boşa gider. Ve bunun iki tane zararı var hasedin. Birisi insan kendi kendini yer bitirir. Yani onun var benim niye yok demekle senin de olmaz. Boşuna üzülürsün. Hiç olmayacak. Boşuna üzülürsün. Bir ölçü getiriyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunun için Peygamberimizin örnek alınması elzemdir deyip duruyoruz. O mesela ne diyor yani bu kıskanma, haset etme hususlarında nasıl davranırdı, ne yapardı, bu konuda koyduğu ölçü nedir? Bunları onun için bilmek lazım. Yani buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, siz birinin bir şeyine bakacaksanız önce dünyalıkta sizden aşağıda olanlara bakın ve kendinizin ne kadar zengin olduğunuzu anlayın. Birine öteki dünya için bakacaksanız da sizden daha ileri olan, sizin ibadette, inançta, İslam davasında sizden daha önde olanlara bakın. Onlar gibi olmaya çalışın. Beri tarafta da eğer sizden daha zengin olanlara, dünyada sahip olanlara bakarsanız sonuç alamazsınız ve üzülürsünüz. Halbuki sizden aşağısına bakarsanız o zaman kendi varlığınızın değerini bilir ve şükredersiniz. Nitekim karlı bir ortamda ayakları kara basa basa giden adam ayakkabısızlık nedeniyle üzülürken ayağı olmayan bir adamla karşılaşır ve ayakkabısızlığı sineye çeker, bir sorun değildir. Benim ayakkabım yok, adamın ayağı yok. Yani bunu Efendimizin dediği de budur zaten. Sizden aşağı olana bakın. Şimdi konforlu bir ev ortamına sahip değilsiniz. Peki hiç evi olmayan köprü altında yatanları bir görün de bir bakın bakalım, sen mi zenginsin yoksa başkası mı zengin? Bunu sıhhat için de değerlendirebiliriz. Yani Müslümanlar lale tayin kendi hastası olmasın. Mutlaka hastaneleri ziyaret edip orada inim inim inleyen insanları görüp kendi sıhhatinin değerini anlamalı. Engelli çocukları büyüten anne ve babayı ziyaret etmeli, onları görmeli ve onlardan ders almalı. Engelli vatandaşların bulunduğu yuvaları gidip görmeli ve engelli olmadığı için şikayeti bırakmadı hiç değilse. Niye o, niye öyle, niye böyle dememeli. Yani hasette de böyle. Cenab-ı Hak işte bize buyuruyor. وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْلَكُمْ عَلَى بَعْضٍ Rabbinizin bazınıza bazınızdan daha fazla verdiği şeyleri sakın kıskanmayın. Onları sakın temenni etmeyin. Çünkü Allah'ın bildiği bir şey vardır. Allah ne yapıyorsa doğrusunu yapar, iyisini yapar, ne yaparsa hayırlı odur. Çünkü biz bir imtihan dünyasındayız. Çok malı olan da o malı nereden kazandığı konusunda hesaba tabi tutulacak. Sonra nereye harcadığı konusunda da hesaba tutulacak. Belki de öteki dünyada diyeceğiz, iyi ki çok paramız yoktur. Çünkü çok parası olanın çok da sorunu olmuş. Şimdi hesabını veremiyor. Fakir de denenmek durumundadır. Onu da deniyor Cenab-ı Hak. Acaba fakirliğini bahane edip isyan mı diyor, yoksa rıza mı gösteriyor, sabır ve tahammül mü gösteriyor? Demek ki bir imtihan dünyasında olduğunu düşünen mümin
Başkasının malıyla kendi kafasını meşgul etmez. Başkasının zenginliğiyle zenginliğini konuşarak zaman tüketmez. Aleyhinde de çalışmaz. Ve bak, insanlarla kendisini ölçeceği zaman dini işlerde kendinden ileride olanlara bakar. Dünya işlerinde de kendinden çok aşağıda olanlara bakar. O da onun mümin özelliğini zirveye taşır. Bir başka yasak, yalan konuşmak. Yani neredeyse hiçbir insanın kaçınamadığı bir hastalık. Çünkü yalanın sonu hiç gelmez. Yalan konuşmaya başladı mı bir insan, onun artık bütün sermayesi yalan olur ve bu yalanlama zaman içinde dininin yalancısı durumuna da düşer. Yani yalan konuşan insan mümin ise, inandığını söylüyorsa, zaman içinde yalan konuşa hem söylediği şeylerin yalan olduğunu ortaya koyar, hem de kendi dinini yalanlamış olur. Yani bu nasıl Müslüman? Hem dininde yalan haramdır, hem de yalan konuşur. Bu nasıl iş? Kendi dinine söz getirir. Kendi dininin aleyhinde konuşmaya imkan hazırlar. Onun için yalanın bir defa her türlüsünden kaçınacağız. Çünkü Cenab-ı Hak veştenibu kavle zur, boş, dayanaksız, mesnetsiz, aslı esası olmayan şeylerden uzak durun, sakının, sakın ha onları kullanmayın diyor. Bu öyle bir şey ki, yani bizim atalarımızın sözü haline gelen, yalan ile iman aynı yerde durmaz. Yani yalan imanı sıfırlayabilir. Burada buna dikkat etmek gerekir. Çünkü yalan dünyası, yani yalana bulanmış bir dünya, kötülükler üreten bir dünyadır. Bugün bu dünyamızda ki gördüğümüz yalanların temel, gördüğümüz bütün bozuklukların temelinde işte bu yalan yatar. Ve yalan bazı bilginlere göre dinin en büyük yasağıdır. Çünkü yalan bütün kötülüklerin anasıdır ve temelidir. Yani her kötülük kendi temeli üzerinde, yalan temeli üzerine bina edilir. Onun için yasaklanmıştır. Onun için önemli sayılır. Nitekim Hazreti Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'a birisi gelir, bir delikanlı. Ondan bir konuda müsaade ister. Der ki ben ibadetler konusunda bir zorluk çekmiyorum. Hepsini isteyerek yapıyorum. Ama dinin bir yasağı var. Onu bir türlü onu muhafaza edemiyorum. Yani o yasağı sürekli işlemek istiyorum canım. Bana o konuda müsaade ver. İstediği müsaade de gayrimeşru ilişki yaşamak. Yani gayrimeşru ilişki yaşamak konusunda peygamberden müsaade istiyor. Efendimiz Aleyhisselam tabi hikmetli sözler söylemek gücüne sahip, vahiy ile bütün sözleri vahiyin süzgecinden geçen, vahiyden destek alan bir peygamber var karşımızda, bir veli var, bir filozof var karşımızda. Bir şartla sana bu konuda müsaade veririm diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Nedir o? O şartın kabul ediyorum diyor. Hiç yalan konuşmayacaksın. Ama gayrimeşru ilişki serbest sana. Tam sevinerek dışarı çıkarken geri döndü. Geldi dedi ki ya Resulallah, beni çok derinden etkiledin. Ne oldu? Ben sana yalan konuşmamak hususunda söz verdim. Yalan konuşmamak mümkün değil ama. Yani ben sana söz verdim, yalan konuşmayacağım ve bu sözümde duracağım. Fakat şunu da söyleyeyim, artık müsaade de istemiyorum. Niçin dedi Efendimiz? Çünkü dedi, bu benim
izin istediğim, hakkında izin istediğim günahı veya o yasağı işlemek için yalan konuşmam lazım. Yalansız bir şey olmaz. Hiçbir günah yalansız işlemez. Çünkü yalan hepsinin başında duruyor. Böylece Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam onu üzmeden, daraltmadan ama psikolojik bir etki altına alarak onu öyle bir tekliften uzak tutmuş. Şimdi yani yalanın kötülüğüne işaret olabilecek yine Peygamberimizde çok şeyler görüyoruz. Yalan cehennemdir diyor. Cehennemliktir yalan. Bir hadislerinde buyuruyor ki sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, haklı davasında bile kavga etmeyen, hoş gören, nizaya meydan vermeyen, polemiğe girmeyen insan için, bakın haklı davada bile kavgadan kaçınan insan için cennetin bahçesinde bir köşk verileceğine kefil oluyor. Davada haklı olacaksınız ama kavga etmeyeceksiniz. Değil ki durup dururken kavga çıkarmak değil. Haklı davada bile kavgadan uzak duracaksınız. Efendimizin kefaletine nail olabilmek için. Şuraya dikkat edin. Şaka anında bile yalan konuşmayan insan için cennetin ortasında bir köşk verileceğine kefilim. Öyle bütün dünyasını yalana bağlamış insan demiyor. Şaka anında bile, yani basit bir şaka bile kullanarak yalan konuşmayı Hazreti Peygamber uygun görmüyor. Niye? Çünkü yalan bir hastalıktır, bir mikroptur. Ona şakadan başlarsınız, sonra ciddiye biner ve alır gider. Ondan sonra sizi abluk altına alır. Onun için yalandan uzak durmak. Ve devamında, hadisin devamında buyuruyor ki, ahlak düzgün olan insan için de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim. Şimdi bunu yani nasıl ölçeceğiz ahlaklı olup olmamayı? Çok basit. Ölçümüz ortada. Kur'an var, peygamber var. Özellikle peygamberi incelemek gerekir. Çünkü o da bizim gibi bir insan. Dünyayı yaşayan bir insan. Ona bakmak lazım. Onun ahlakı neydi? Evvela söyleyelim. Cenab-ı Hak ona senin için ardı arkası kesilmeyen ecir ve mükafat vardır ey peygamber diyor. Sonra da gerekçesini söylüyor. Çünkü ve inneke le ala hulukin azim. Çünkü sen çok yüce bir ahlak üzeresin. Ahlakın mükemmel senin diyor ona. O halde ahlaklı olup olmamamızı ölçebilecek, tartabilecek bir yer Hazreti Peygamber'in yaşam biçimi ve ahlak şeklidir. Şimdi şöyle düşünelim. 24 saatlik bir zaman diliminde, bir gün diliminde Hazreti Peygamber'in hayatını bizim hayatımızla bir mukayese edelim. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam sabah namazında mutlaka ayaktadır ve sabah namazını kılar. Günü öyle başlar. Elbette ki o gün içinde diğer 4 vakit namazla birlikte 5 vakit namazı kılar. Bu onun bir ahlaki yapısı, davranışı. Sonra çoluğuyla çocuğuyla münasebetlerinde menfi hiçbir olguya meydan vermez. İnsanlarla ilişkilerinde, fakirle, zenginle, Müslümanla, gayrimüslimle münasebetlerinde hiçbir nezaket kuralını çiğnemez. Sonra da akşam yatağına, yani yatsı namazına girdikten sonra yatağına girerken de Allah'ım ben yatağa giriyorum, uyanmayabilirim, beni sağlık ve sıhhatle tekrar dünyaya döndür diye de dua edip yatıyordu. O zaman onun yaşam biçimiyle örtüşen her hayat ve her hayat sahibi ahlaklıdır. Onun yaşam biçimine uymayan, yaşam biçimiyle örtüşmeyen diğer başka bir hayat ise gayri ahlaki bir hayattır, ahlaksız bir hayattır. Biz ne kadar peygamberimize davranış bakımından benziyorsak o kadar ahlaklıyız, hiç benzemiyorsak ahlaksızız, bu kadar. Yani bu son derece açık. Ahlak kaynağı o. İnsan olarak Kur'an'ı
yaşanmış hale getiren o. Kur'an'ın nasıl yaşanacağını gösteren o. Ve onun yaşam biçimi Kur'an'da övülen o. Ve onu ancak onu örnek alırsanız doğruyu doğruyu bulursunuz diye Allah'ın dediği kimse de o. Ona uyarsanız ancak doğruyu bulursunuz dediği de o. O halde onu bir an olsun gözümüzün önünden uzak tutmamalıyız. Yani peygamberi sevmek, Hazreti Peygamberi, peygambere bağlı olmak, böyle can darlığı anında sıkışık halinde Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed değil. Onun yaşam biçimini kendi hayatımız için bir hedef olarak planlamaktır. Elbette ki salatü selam da getireceğiz ama o mesele onunla bitmiyor. Yani onun bilinmesi gerekir. Onu örnek alacağız. Hayatının öğrenilmesi bunun için önemli. Onun hayatının öğrenilmesi bunun için önemli. Öyle bilmeden de nasıl örnek alacaksınız o zaman? Yani diyelim ki bir davete gitti delikanlı, bir düğün davetine gitti. O düğün davetinde önüne içki kondu. Peygamberi nasıl örnek alacak? Peygamber olsaydı bu davette bu içkiye ne yapardı? Bu içkiye nasıl bakardı diye akletmek, göz önüne getirmektir peygamberi örnek almak. Ha, o içmez, o halde ben de içmiyorum diyebilmektir. Veya ne bileyim, bir başkasının malına tecavüz etmek, başkasının malını kullanmakla karşı karşıya kaldığınız, aklınıza gelebiliyorsa ki acaba peygamber olsa bu benim bu yaptığımı yapar mıydı diye düşünmek ve yapmazdı diyerek ondan vazgeçmek. Peygamber örnekliği budur. Yoksa ben peygamberi çok seviyorum değil. Zaten çok sevenlerin, çok seviyorum diye iddiada bulunanların peygamberle hiç örtüşmediğini ve peygamberin karşısında mahcup olacaklarını herkesin bilmesi gerekir. Evet. Bir başka yasak Kur'an'da sihir ve büyü. Şimdi bunlar çok sorulur, işte bana sihir yaptı da büyü yaptı da öyle miydi de böyle miydi de, yok efendim Telli Baba türbesine gideceğiz ki Telli Baba türbesinde kimin yattı, Hristiyan'ın yatan orada yatan adam var mı yok mu o belli değil. Yatan adam Müslüman mı Hristiyan mı o da belli değil. Ama olsun, bizim insanlar bir yere hücum ettiler mi onu artık din gibi kabul ederler ve yanlış yaparlar. Yani adalardaki bir kiliseye Nisan ayını bilmem kaçında gidip de orada medet bekleyen insanlarımız yok mu? Oluyor. Yani oraya gideceksiniz kilisede. Allah sizi camide göremedi. Size camide şifa veremedi. Evinizde göremedi ama kilisede görecek, size şifa verecek. Buna inanan insanlar ne yazık ki var. Bunların yanlışını söylediğimiz zaman da yani itibarı görmüyoruz mu? Ne diyor bunlar diyor. Bunlar Kur'an'a ters olan şeylerdir. Yani bizim herhangi birisinin bizi çarpması, bizi yönlendirmesi, ruhumuzu abluk altına alması mümkün değil. Niçin değil? Çünkü biz müminiz. Ve Allah müminlere yardım eder, inananlara yardım eder. İnananların sürekli koruyucusudur. Yani bize diyor ki sizin peşinizde melekler var, sizi koruyor. Zaten öyle korunuyoruz ki zaman zaman çok yüksek yerden düşüyoruz, bir şey olmuyor. Zaman zaman az kalsın ölecektik, ölmüyoruz gibi şeyler oluyor. Ha, elbette ki bir küfür belirtisi olarak şeytanın ilk defa şeytanın yaptığı bir sihir vardır. Kur'an onu öğreniyor. Başkasını hipnotize etmek anlamında. وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرِ. O sihri yapmış, sonra da insanlara öğretmiş ve o şeytani güçlerini öne getiren ve şeytana temelli boyun eğen insan günümüzde de bu işlemleri yapabilir. Peki çaresi nedir? Çaresi mümin olmak, mümin gibi yaşamak. İbadetiyle, inancıyla, ahlakıyla mümin gibi olmak. Şöyle bir şey sorayım ben mesela, sorabilirim. Hiçbir din adamı
sihre muhatap olmaz. Ona kimse bir şey yapamıyor. Niye? Çünkü din adamı sürekli ibadet halindedir. Kur'an'ı okuma halindedir. Camidedir, dua halindedir. Yani dua ile, dün de söyledim, ülkemizin önemli, şu anda en önemli sorunu dua eksikliğidir. Dua yapmıyoruz, dua. Yani kendi kendimize yeteriz diyoruz. Halbuki Allah Teala, insan kendi kendine yeter olduğunu düşündüğü zaman azar, sapar. Onun yapmayacağı çılgınlık kalmaz. Kella innel insane le yatga er ra'ahu istana. Ne zaman ki insan kendisini müstağni görür, kendisini kendine yeter görür, o artık onu kimse tutamaz. O sapar, sapıtır. Böyle olmamak gerekir. Yani herhangi bir şeye başvurmak, herhangi bir şeyden, Allah'ın dışında bir şeyden medet beklemek, sihirin önüne geçmek gibi bir şeye başvurmak doğru değil. Yani bu sihir, bir büyü veya sihir dediğimiz şey, yapan insanı dinden çıkarır. Ama onun yaptığını veya gayipten bilgi vermesine inanan, onun iyileştireceğine inanan insan da Hazreti Peygamber'in ifadesiyle o da dinden çıkar. Onun için sihir konusunda da insanların uyanık, müminlerin, Müslümanların uyanık olması lazım. Kimse kandırmasın, ben senin sihirini çözerim diye kandırmasın. Kimse ben sana sihir yaparım diye de kimseden korkmasın. Bizim dayanağımız Allah Teala'nın kendisidir. O bizi korur. Yani hiçbir şekilde zaman zaman asparagas haberlerle işte çok kar yağdı, insanlar ölecek, çok kuraklık oldu, insanlar bayılacak. Veya kuraklık oldu, hiç su olmayacak, bir bakıyorsunuz. Biz onların elinde değiliz ki. Biz Allah'ın elindeyiz. Allah bizi susuz bırakmaz, nimetsiz bırakmaz her türlü eksiğimize rağmen. Niçin bırakmaz? Çünkü toplumumuzda gene de gece boyu seccadelerde uykusuz gece geçiren insanlar var. Dua eden insanlar var. Yakaran insanlar var. Yoksa bize bakarak bir nimeti arzu beklememiz doğru, mümkün değil. Var ama dediğim gibi sihiri bozmak için de müracaatta bulunan, sihir yapmak için de gayret eden, sihirbaz geçinenlere prim veren insanlar bilmeli ki bu yasak ve Allah'ın haram kıldığı bir şeyle meşgul oluyorlar. Ondan da uzak durmak lazım. Bir başka yasak, dünyaya aşırı derecede düşkün olmak. Dünyaya düşkün olmak demek, Allah'ı unutmak demek. Yani o tahterevelle gibidir. Hangisi ağır gelirse öteki hafif kalır. Yani dünyaya ağırlık verirseniz, maddeye ağır verirseniz mana havada kalır. Maddeye ağırlık verirseniz dünya, madde manaya ağırlık verirseniz mana ayakta hafif kalır. O halde onu dengelemek gerekir. Dün söyledik. Dünya için ne lazım geliyorsa yapılacak. Ahiret için ne lazım geliyorsa yapılacak. Öncümüz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için bütün çalışma gayretlerini çabalarını ortaya koymak gerekir. Ama yarın ölecekmiş gibi de Allah'a karşı hesap verecek şekilde hazırlıklı olmak gerekir. Birini diğerini tercih etmeyeceğiz. Ama öyle insanlar var ki Cenab-ı Hak diyor ki ve kalu ma hiye illa hayatuned dunya ve ma nahnu bimeb'utin. Bu dünya budur, başka dünya yok, başka hayat yok diyenler var diyor Allah Teala. Ve derler ki biz bir daha da dirilip de kim bize hesap soracak? Yok böyle bir şey diyen. Böyle olmayın diyor Cenab-ı Hak. Şimdi zaman zaman bize de mesela sorarlar, derler ki ya siz diyorsunuz orada böyle olacak, şöyle olacak. Yok öyle olacak, böyle olacak değil mi? Orada dirilip hesap vereceğiz. Bir tek bunu biliyor, bunu söylüyor. Yani orada şu kadar tava, şu kadar tencere verilecek gibi bir şey söyleyemeyiz. Söyleyenler olursa da onlar da işkembeden konuşur. Onlara da kulak asmamak gerekir. Biz öteki dünyada dirilecek ve Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bu dünyada yaptığımız her en zerresine kadar her şeyin
hesabını vereceğiz. İyiliklerimizin karşılığını ödül olarak alacağız. Kötülüklerimizin karşılığını da Allah eğer affetmese ceza olarak alacağız. Bu kadar. Gittiniz gördünüz mü diyor. Peki kardeşim sen gittin gördün de yok öyle bir şey diyebiliyor musun? Yok. O halde sen de bilmiyorsun. Ama biz hiç değilse Allah'ın dediğine dayanarak söylüyoruz. Orada dirilip hesap vereceğiz. Allah'ın dediklerinin yani Kur'an'ın daha doğrusu belgeleyebileceğimiz şahit olarak tutabileceğimiz çok şey de var. Mesela küllü nefsinde ikatul mevt. Her insan ölecek, her canlı ölecek diyor. Bunun istisnasını görmedik. Yani Kur'an'ın dediği gibi her canlı ölümü tadıyor. Yani bu istisnası yok. Demek ki Kur'an doğru söylüyor. Kur'an yaşlandığınız zaman bedensel faaliyetleriniz azalır, düşer. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِسُ فِي الْخَلْقِ Ömrü ilerleyen insanın bedensel faaliyetleri aksar, tumura uğrar, zor duruma düşer diyor. Öyle olmuyor mu? Öyle. O halde öteki tarafta hesap vereceğiz derken Kur'an'ın bu hakikat olan Kur'an'ın ifadelerini kullanarak söylüyoruz. Aksini söyleyenler oraya gidip gelmedikleri gibi dayandıkları da herhangi bir şey de yok. Olsa olsa şeytana dayanıyorlar. Şeytan halbuki bilseler ki onu da şeytan öteki tarafta onlara diyecek ki benim elimde bir delil yoktu. Ben size öyle havadan söyledim hemen inandınız. Halbuki Allah size delil gösterdi. Size bir sürü peygamber gönderdi, kitap gösterdi. Onu verdi, bunu verdi. Siz onu bıraktınız bana inandınız. Şimdi gözüme görünmeyin. Ben Allah'tan korkarım, senden uzak duruyorum diyecek diyor Kur'an öteki tarafta. Ve orada فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا اَنْفُسَكُمْ Beni kötülemeyin. Bana yan gözle bakmayın. Kendinizi kötüleyin. Bu işi yapan sizsiniz. Ben size bir delil de getirmedim. Ben sizi sadece kandırdım. Oysa Allah deliller koydu önünüze. Mantık verdi, irade verdi, akıl verdi, ruh verdi, kitap verdi, peygamber verdi. Sen onların hepsini bıraktın. Geldin bana şimdi benden hesap soruyorsun. Gözüme görünme diyecek öteki tarafta. Bu her canlı ölecektir diyen Kur'an bunu da söylüyor. Yani o ne kadar doğruysa bu da o kadar doğru. Ve Cenab-ı Hak dünyayı böyle bir şekillendiriyor. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ Dünya hayatı ancak dünya hayatına düşkünlük insanın kendisini oyalayabileceği bir aldatmacadan ibarettir. Yani hangi insan zenginliği musalla taşında ona bir farklılık kazandırmıştır. Musalla taşına getirirler ölen insanı. İşte kefene sarılmış vaziyette. Erkekse er kişi niyetine, bayansa hatun kişi niyetine der ve kaldırırız. Zengin niyetine, fakir niyetine, güçlü niyetine, kral niyetine hiç olmaz. Denmez böyle bir şey. Ne kadar zengin olursa olsun insan öteki tarafa giderken eşit oluyor. Yani musallada herkes aynı vaziyettedir. Niye? Çünkü doğarken de herkes aynı vaziyetteydi. Demek ki insanlar arasında bir fark yok. Onlar gelip geçici şeylerdir. Yani bir takım dünyevi şeylere sahip olmak o belli bir zamanın oyalama şeyidir. Öyle ki ama Cenab-ı Hak başka yerde diyor ki kim dünyalık isterse bilsin ki dünyalık da ahiretlik de Allah'ın katındadır ve ahirette olanlar bütün dünyayı toplasanız onların hepsinden daha hayırlıdır da diyor Kur'an. Demek ki dünyaya bağlı olmamak gerekir. Dünya ile ahireti dengeli tutmak, birini diğerine tercih etmemek gerekir. Dinimizin bir emri de bu. Bir başka yasak rüşvet almak ve vermek. Yani bu daha önceleri de olmuş demek ki de. Şimdi buna özellikle gayret sarf edelim. Yani zamanımızda
muhtelif isimlerle arz endam eden rüşvet neredeyse girmeyen bir kurum, bir yer kalmamış gibidir. Mutlaka bir şey isteniyor. Yani adı değiştirilmiş ama sonuç itibariyle rüşvet. Çünkü Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zekat toplamak üzere memur olarak bir sahabiyi bir yere gönderiyor. Sonra bir müddet sonra geliyor. İşte diyor ki topladığım zekatlar bunlar. Bu bir şey daha var. Bunlar ne diyor Efendimiz? Bu diyor bana verdikleri hediyeler. Oralarda gittiğim yerlere bana bazı insanlar hediyeler verdi. Bunlar onlardır. Dedi ki ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kısa sözde bir dünyayı dolduracak kadar hikmetler vaz eder. Sordu ona sen eğer zekat memuru olarak oralara gitmeseydin de normal bir vatandaş olarak gitseydin o adamlar sana bunu verecekler miydi? Dedi yok. O halde bu senin değil. Bu devletindir. Koy devlet hazinesine ver onu diyor. Yani şimdi zaman zaman bizde de işte yılbaşı hediyeleri, kısıtlamaları yapılıyor, verilmesin, edilmesin. Çünkü böyle olduğu zaman mutlaka bir karşılığı var. Bir karşılık beklentisi de var. Yani vermeye bu kadar düşkün olan insan niye ihtiyaç içinde olana vermiyor da hiç ihtiyacı olmayana habire veriyor? Orada bir beklentisi var ki onu yapıyor. Ha ne diyor Kur'an o zaman? وَلَا تَأْكُلُوا اَنْبَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ Aranızda mallarınızı batıl yollarla, gayrimeşru yollarla sakın yemeyin. Yani bu bir tefeciliktir, bu faizciliktir, bir kumardır, bir şeydir. Yani onu bir yol bulup da böyle gayrimeşru bir yolla mallarınızı, birbirinizin malını yemeyin. Ve hatta ve tutlu biha ilal hukkam ta'kulu fariqan min amvalin nas hatta devlet yetkililerini hakim durumunda olan insanları etkilemek için onların onlara bir şeyler sunmayın. Çünkü bu bir zulümdür diyor Cenab-ı Hak. Bir başka ayette de aranızdaki malları batıl yollarla yemeyin diyor. İlla en tekune ticareten anterâzı minküm. Ancak rıza karşılığı birbirinize ile yaptığınız alışveriş müstesna. Ama burada çok önemli bir şeye vurgu yapıyor. Ve la taktulu enfusekum. Birbirinizi mahvetmeyin. Yani mal mülk kavgası ortaya çıkararak birbirinizi mahvetmeyin. Öldürmeyin birbirinizi. Çünkü cinayet nedenidir. Yani mal ve mülk üzerindeki aşırı heyecanlar başkasınınkini elde etmek başkasına veya başkasının hakkına tecavüz etmek, başkasının malını yemeye çalışmak. Zaten bir baktığımızda da toplumumuzdaki kavgaların temelinde yatan şey hep bu menfaat çatışmaları ve çıkarlarıdır. Başka bir şey değil. Onun için Kur'an bunları da kaldırıyor. Diyor ki rüşvet vermeyin. Yani birine bir iltimas yapsın diye. Bu rüşvet yani bazen bir selam da olur. Yani bir yetkili, bir devlet yetkilisi birine bir kart gönderirse o rüşvetin en büyüğü olur. Yani bu filanca adamın işini gör demek rüşvet işte yani o da bir rüşvet. Etkileme, hakkı olmayan birisinin hak sahibi edilmesine aracı olan her şeyi İslam hukuku olarak rüşvet sınıfında mütalaa edebiliriz. Şimdi bunları sıraladık değerli izleyenler. Yani Allah'ın bizden mümin olmamızı istiyor. Allah bizden mümin olmamızı istiyor. Mümin iken de neleri yapacağımızı belirtiyor. Nelerden uzak durmamız gerektiğini belirliyor. Bunları ihlal etmemiz durumunda da mümin olma özelliğimizin zarara uğrayacağını ve Cenab-ı Hakk'ın gazabına vesile olacağını da özellikle vurguluyor. Oysa müminlere Cenab-ı Hak özel bir imkan sağlıyor. Kur'an-ı Kerim'de yardım ettiği insanları
zaman zaman belirtir Cenab-ı Hak. Hep bakıyoruz ki kimlere yardım ediyor mesela? Şunu bir ayette bir defa söylüyor bize ki Cenab-ı Hak اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ Eğer Allah size yardım ederse size galip gelecek kimse olmaz. Yani Allah'ın yardımını hak eden bir insana kimse bir şey yapamaz. Bunu böyle bilmek gerekir. Ama فَمَنْ ذَلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ Ama yardımını çektiği insana da kimse yardım edemez. Allah yardımını çektiği insanlardan olmaktan hepimizi muhafaza eylesin. Yani Allah Teala yardımını bizden çekti mi bize kimse yardım edemez. Ama Allah bize yardım etti mi de bize kimse bir şey yapamaz. Şimdi kime yardım ettiğini şöyle bir özetleyelim. Zamanımız daralıyor. Bir inna lenansuru rusulena vellezine amenu fil hayatid dunya ve yevme yekumul eşhad. Ben şunlara yardım ederim. Bir bütün peygamberlerime yardım ederim ki etmiştir. Çünkü hiçbir peygamber zelil olmamış, hiçbir peygamber mağlup olmamıştır. Hepsine yardım etmiştir. Ben peygamberlerime yardım ederim. وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا Ve iman eden bütün insanlara da yardım ederim. Nerede? فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَكُومُ الْاَشْهَادِ Hem dünya hayatında hem bütün gözlerin şahitlik edeceği kıyamet gününde yardım ederim. İman edenlere ama etmeyenlere yok. İman edenlere yardım ederim. Örnekliyor. وَلَكَدْ نَسَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّهُ Siz son derece güçsüz iken Bedir'de mümin olduğunuz için size yardım ettim diyor. لَكَدْ نَسَرَكُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَبَاطُنَ كَث۪يرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ Birçok savaşlarda, birçok bölgelerde size yardım etti Cenab-ı etti Allah diyor. Ve yevme Huneyn, Huneyn savaşında da neredeyse kaybediyordunuz, orada da size yardım etti. Yani Allah Teala demek ki iman edenlere yardım ediyor. İman eden insan da imanının gerektiği şekilde yaşamayı ayrıca hedef edinmelidir. Başka kime yardım eder? Salih ve erdemli kullarına da yardım eder. Salih ve erdemli kullar kim? Kul kimdir? Şu birkaç günden beri saydığımız Allah'ın yapın dediklerini yapan, yapmayın dediklerinden harfiyen uzaklaşan insandır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de diyor ki işte Hazreti Peygamber'in ifadesiyle Peygamber'e şöyle de diyor. İnne veliyyallahu allazi nazzalel kitabe ve huve yetevellas salihin. Benim yegane dostum ve Allah'ın dostluğu bu kitabı gönderen Allah'tır ki o Allah ve huve yetevellas salihin bütün iyi davrananlara, erdemli insanlara, ahlaklı, edepli, müetteb insanlara sürekli yardım eder. Bu da demek ki erdemli olabilmek için de demek ki Allah'ın olabilmek için de gayret göstermemiz lazım. Bir başka şey وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ Allah'ın dinini yaşayarak dinine yardım eden, davasına sahip çıkan insanlara da yardım eder. Ey iman edenler, eğer Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder diyor. Evet, Allah'ın yardımını hak edebilen insanlardan olmayı cümlemize nasip etsin diyor. Hepinize hayırlı akşamlar, güzel iftarlar diliyorum. Hoşça kalın. Bir dakikayı doldurdun mu?